Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi temettü patlaması yapacak ve beklenenin çok üstüne temettü verecek 4 tane hisseyi sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Bu hisseler temettü endeksi içerisinde bulunmadığı için özellikle de temettü 25 endeksi içerisinde bulunmadığı için muhtemelen ne kadar temettü dağıtacaklarından ne verimlilikte dağıtacaklarından ve bunun hissenin ne kadar fiyat sigortası olacağından haberiniz yok. Bu yüzden sizlere bu 4 tane hisseyi inceliyorum anlatmaya çalışacağım. 3 tanesi tekstil içerisinden bir tanesi de gördüğünüz gibi otomotiv içerisinden doğuş otomotiv. Burada önemli noktalardan bir tanesi evet endeksle birlikte hisseler ciddi fiyatlandılar. Fakat Temettüler hisselerin her daim sigortasıdır. Bu yüzden Özellikle burada göstereceğim 4 hisseyi belki endeksin düzeltmesiyle birlikte bir miktar düzeltip aşağıdan geri alma şansımız var ama düzeltmeyi net olarak görmeden elden çıkartmamamızda fayda var. Çünkü dediğim gibi temettü bu hissenin fiyat sigortasıdır ve bu hisselerin fiyat sigortası çok yukarılarda yer alıyor. Şimdi sizlerle birlikte zaten inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız beğeniniz kanala abone olmanız benim için çok çok önemlidir. Hemen videoya başlayalım. Bir diğer önemli nokta burada söylediğim hisseler elinizde yoksa ve alım yönünde pozisyon alacaksanız mutlaka teknik analizinizi iyi yapıp doğru kademeleri seçmeyi unutmayın ve yine mutlaka Ufak bir temel analiz yaparak aynı zamanda faaliyet raporlarını okuyarak da daha detaylı bilgiye sahip olmanızda fayda olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Özellikle yatırım yapacaksanız yani emeklerinizi paranızı gidip de bir hisseye bir yatırım enstrümanına bağlayacaksanız tabii ki burada araştırma yapmanızın daha fazla üzerine düşmenizin faydası olduğunu biliyoruz. Doğuş Otomotiv ile ilgili hatırlarsanız ben 62 liralar mertebesindeyken çok ciddi bir potansiyel olduğunu sizlere ifade edip buradaki desteklerde artık alım yapmamız gerektiğini de ifade etmiştim. Şu an 100 liralar mertebesinde olduğunu görüyoruz. Uygun alım noktaları 90 2.5 liralar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat elinde olanlar içinse şöyle baktığımızda 2.7 milyar TL'lik bir net kar marjı görüyoruz ve bunun artarak devam ettiğini de görüyoruz. Ortalama burada 2.7 milyar çarpı 2 yaptığımızda 5.4 milyar TL elde ediyoruz ki bunun da üzerinde olacağını söyleyebiliriz çünkü artarak gidiyor. Bunu ödenmiş sermayesine böldüğümüzde hisse başına 24.5 liralık bir kar marjı karşımıza çıkıyor. Sermaye artırımı ve temettülere gittiğimizde %50'sinden fazlasını dağıttığını görüyoruz. Yani bu da şu demek oluyor ki ortalama buradan bize kalacak. Hisse başına kar dağıtım olarak 12 ile 15 liralar arasında ben ortalama 14 lira düşünüyorum ve bu da doğaş hissesini 140 liralar mertebesine götürecektir. Bu da şu anki potansiyeline baktığımızda %40'lık bir getirisi daha olduğunu bizlere söylüyor. Tabi 60 liradan aldıysak biz burada potansiyelin çok daha yüksek olduğunu da görebiliyoruz. Dediğim gibi kar marjları artarak devam ettiğinden dolayı hissenin fiyatı daha yukarılara gidebilir. Şu an alım için 140 lira olacaksa bile bu noktalar uygun mudur? Hayır değildir. Ne olursa olsun pahalıdan fiyatının ederinin üzerinden bir mal almak veya çok hızlı primlenmiş bir mal almak mantıklı değildir. O yüzden bir miktar geri çekilmelerle 92-91 liralar civarından almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gelin bir sonraki hissemize geçelim. Bir sonraki hissemiz Yunsa. Şimdi Yunsa'ya da baktığımızda yine aynı teknik grafiğini de açayım. Önce teknik üzerinden anlatımımızı gerçekleştirelim. İkinci hissemiz Yunsa. Yunsa bildiğiniz gibi özellikle son 1,5 sene içerisinde çok ciddi primlenen bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayı itibariyle 30 liradan 43 liralara gittiğini görüyoruz. Şimdi Yunsa'da da doğru alım noktaları olarak karşımıza 40 lira 60 kuruşlar çıkıyor. 40 lira 60 kuruşlar bir kademedir. 37 lira 50 kuruşlarsa ikinci kademe olarak karşımıza çıkıyor. Yine sermaye artırım ve temettüler kısmına gittiğimiz zaman Yunsa'da duyulsa neredeyse birkaç senedir özellikle 2 senedir karlılığının tamamına yakınını dağıttığını görüyoruz. Şimdi %93'ünü dağıtmasına rağmen karlılığının özürlüyorum karının temettü verimliliği çok düşük kalmıştı. Bu da çok hızlı fiyatlanmasından kaynaklanıyordu. Fakat şimdi buna baktığımız zaman biraz daha fiyatın oturduğunu görüyoruz. Bakın 116 milyon 116 çarpı 2 yapıyoruz. 232 milyon ve üzeri ki ben bunu rahatlıkla 250 milyon olarak alabilirim. Çünkü artarak giden bir karlılık görüyorum. Aşağı geldiğinde ödenmiş sermayesi olan 30 milyona böldüğümde hisse başına bana 8 lira 30 kuruşları öngörmüş oluyor. 8 lira 30 kuruşlar tamamını dağıtmayıp %90'ını dağıtacak olsa da 8 liralık net bir dağıtımı mümkün olduğunu görüyorum. Ve ben de 37 lirayla 40 lira arasında aldığım Yunso'dan 80 liralarda %100 kar etmiş oluyorum. Bu da aynı doğaç gibi üzerinde ciddi bir kar potansiyeli barındıran ikinci hissem olarak karşıma geliyor. Tekrar ifade ettiğim gibi bunlar temettü yatırımcıları tarafından çok fazla bilinmeyen hisseler. Çünkü temettü 25 endeksleri, temettü endeksleri içerisine yer almıyorlar ve özellikle birkaç senedir yavaş yavaş fiyatlarının oturması, temettülerin oturmasından, faaliyet raporlarının, elde ettikleri kar marjlarının sabitliğinin oturmasından dolayı çok fazla tercih edilmiyorlar. Ama bu Aralık ayında başlayıp da Nisan ayında bitecek olan temettü dağıtımlarının ki sık sık Şubat, Mart ve Nisan aylarında göreceğiz. Bu temettü dağıtım tarihlerinde bu hisselerde çok ciddi fiyatlanmaların mümkün olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gelelim bir sonraki hissemize Vakko. Vakko'ya da bakalım. Öncelikle yine teknik üzerinden bir sizlere anlatım gerçekleştirmeye çalışacağım. Vakko'ya da baktığımda Temmuz ayı itibariyle 15 liralardan 20 liralara gittiğini görüyorum. Doğru alım noktaları olarak karşıma 18 lira 86 kuruşlar ve daha aşağıda 17 lira 18 kuruşların çıktığını söyleyebilirim. Burada tabii ki yatırımcı ikiye ayrılıyor. Elinde varsa tutma yönüne gidebiliyor. Elinde yoksa doğru kademelerden alma yönüne gidiyor. Bu yüzden ikisini de söylemeye çalışıyorum. Tekrar Vakko'yu açtık. Yine sermaye arttırma ve temettülerden öncelikle ne kadar temettü dağıttığını bulmaya çalışacağım. Şimdi baktığım zaman 2018'de dağıtmaya başlamış %78, %39, %620 ve %78 olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama %75 marjlarında dağıtımın mümkün olduğunu görüyoruz. Ortalama kar marjına baktığımızda 295 milyon çarpı 2'den 590 milyon ki ben bunu rahatlıkla 650 milyon ve üzeri alabilirim. Çünkü 3. aylığında çok iyi gelmediğini bunun tamamını neredeyse 6 aylıktaki o 3 aylık bilançonun gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımda rahatlıkla 650 milyon üzerine çıkabileceğini görüyorum ama minimumdan hesaplayayım. Bunu 160 milyona böldüğüm zaman hisse başına 3 lira 68 kuruş ben bunu 3 lira 70 kuruş olarak alacağım. Ve ortalama hisseyi bu sayede 37 liralar mertebesine götür düğünü öngörebiliriz. Fakat tamamını dağıtmıyordu. %75'ini dağıttığını varsayalım. 0.75 ile çarptığım zaman hissenin man ortalama 2 lira 75 kuruş 3 lira mertebesine temettü vereceğini öngörebiliyorum. Bu da 20 liralardan ve hatta daha altında 19-18,5 liralardan aldığım Vakko'yu rahatlıkla 30 liralar mertebesinden 28-30 liralar mertebesinden satmamı sağlayacaktır ki burada da %50'lik bir kar marjı olduğunu görebiliyorum bu sayede. Bir sonraki hissemiz hızlıca açacağım sizlere yeni halk arz olmuş bir hisse. O yüzden özellikle orta uzun vadeli temettü emeklilikleri için çok mantıklı olduğunu düşündüğüm sun tekstil. Şimdi sun tekstilin aslında alım noktalarının yanında olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat 24 lira 18 kuruşlar yerine şöyle daha aşağıda 24 liralar daha aşağıda 23 lira 50 kuruşları da görebiliyoruz. Ha, bunun zaten dip noktasının da 23 lira 22 kuruşlar mertebesi olduğunu sizlere söylemem gerekiyor. Basitçe şöyle birkaç destek dirençle bunu siz kendiniz de zaten anlayabilirsiniz. Şurada belki dipte bir noktası daha olduğunu görüyoruz ama çok kuvvetli bir nokta değil. İşte tepede birkaç adet noktası var. Genel olarak bu aralarda gezindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an için gördüğümüz gibi 23 lira 78 kuruşlar ve daha aşağıda 23 lira 22 kuruşların ben dip olduğunu düşünüyorum. Buralar alım için mantıklı noktalar veya elimizde varsa tutmak için. Şimdi burada bakacağımız önemli nokta öncelikle bir kar marjini inceleyeceğiz. Tabii ki tekrar ifade ediyorum ben video uzamasın ve çok fazla zamanınızı almayayım diye satış gelirlerine, esas faaliyet gelirlerine, öz kaynak büyümelerine, öz kaynak karlılıklarına, cari oranlara, kaldıraç oranlarına, öz kaynak karlılıklarına bakmadım. Sizler lütfen yatırım yapacaksanız veya elinizde varsa enstrümanları da kontrol etmeyi unutmayın. Faaliyet raporlarını unutmayın. Yatırımcı ilişkilerle görüşmeyi lütfen unutmayın. Detaylı bir inceleme gerçekleştirin. Çünkü sonuçta buraya paranızı bağlıyorsunuz. Mutlaka iyi bir inceleme yapmanızda fayda vardır. Şimdi gelin bir inceleme gerçekleştirelim. Bakın 2022'nin ilk çeyreğinde 100 milyon, ikinci çeyreğinde 184 milyon ve toplamda 286 milyonun bir kar getirmiş. Ben bu 286 çarpı 2 yaptığımda ki rahatlıkla bunun üzerine çıkacaktır. 600 milyon olarak alıyorum. 135 milyon lük ödenmiş sermayesine de böldüğüm zaman hisse başına 4 lira 44 kuruş getirdiğini görüyorum. Sermaye artırımı ve temettülere gittiğinde zaten 2022 mayıs'ta halka arz olan bu şirketin, bakın 2022 mayıs'ta halka arz olan bu şirketin doğrudan %56'lık bir temettü dağıtımı gerçekleştirdiğini görebiliyorum. Şimdi bu da demek oluyor ki hisse 4 lira 44 kuruş ortalama yani iki buçuk lira civarında bir temettü dağıtacaktır. Bu da hisse 25 lira tutacaktır. Yine baktığımız zaman aslında daha bir önceki incelediğimiz 3 hisse gibi bir olayın olmadığını görüyoruz. Fakat burada yine finans ve borsa kanalı olarak sizlere bu hisseleri erkenden tespit edip erkenden paylaşmak istediğim için buraya koyuyorum. Şimdi 25 lirada olması zaten bana fiyat garantisi vermiş oluyor. Yani 25 liranın altına kolay kolay düşmeyeceğini veya 23, 24, 22 liraların altına kolay kolay düşmeyeceğini söylüyor. Aynı karlılıklar devam ettiğinde yukarıda potansiyelin de çok yüksek olduğunu biliyorum. O zaman diyebilirim ki Temettü bu şirket için yani bu diğerlerinden biraz daha istisna bir şirket. Temettü bu şirket için bu fiyatta kalabileceğinin garantilerinden bir tanesidir. Karlılığı devam ettiği sürece ise önünün çok açık olduğunu görüyorum. O zaman bu kademeler benim için mantıklı gözüküyor. Tekrar yatırımlarınızı yapabilmek için dediğim gibi iyi bir teknik analiz, iyi bir faaliyet raporu okuma, iyi bir temel analiz yapmanızda fayda vardır. Temetli patlaması yapacak, beklenenin çok üstüne temetli verecek sizlere 4 hisseyi bugün göstermiş oldum. Özellikle bu şirketlerin sektörlerde yer almaması yani özellikle bilinen temettü hisseleri arasında yer almaması fırsatları hala içerisinde bulunduruyor. Özellikle özellikle bizim bildiğimiz temettü şirketi olarak geçen şirketlerin artık bu dönemlerde yavaş yavaş fırsatları azalıyor. Çünkü onların temettü şirketi olduğunu herkes bildiği için o fiyatlara yani fiyat temettünün sigortasıdır politikasındaki o fiyata gelene kadar alım yapmaya devam ediyor ve fiyatlar hızla yükseliyor. Fakat burada gösterdiğim 3 hisse ve 4. gösterdiğim bu hisseyle birlikte de burada hala fırsatlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu ara bildiğiniz gibi katıla çok fazla içerik yüklüyorum. Katıl tarafındaki üyelerimiz bazı içerikleri göremiyorlar, kaçırıyorlar. Mutlaka videolar kısmından veya katıl kısmından veya Telegram, Instagram'dan paylaştığım gönderilerden sonra katıl videolarını da izlemeyi unutmayın. Aşağı katıla bağlantı linki bırakıyorum. Bu ara çok sık videolar geliyor katıla. Onları kaçırmadan ve zamanında izlemeye lütfen dikkat edin. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Demet patlaması yapacak hisseleri bugün sizlerle birlikte konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.